zihni nasıl davranacağı konusunda eğitmek. Zihni kontrol etmek bir anlamda onu nasıl davranacağı konusunda eğitmektir. Bu tıpkı vahşi bir atı yakalayıp emirle ustaca numaralar yapan bir sirk atı haline getirmeye benzer. Swami Vivekananda şöyle der: "Zihni kontrol etmeden önce onu incelemeliyiz. Bu kararsız zihni zapt etmeli ve onu bu gezginciliğinden sürükleyip çekerek tek bir düşünce üstünde sabitlemeliyiz. Bu tekrar ve tekrar yapılmalıdır. İrade gücüyle zihni ele geçirebilmeli ve onu durdurup Tanrı'nın ihtişamı üzerine düşündürtmeliyiz. Zihni ele geçirmenin en kolay yolu sessizce oturmak, bir süre nereye isterse sürüklenmesine izin vermektir. Şu düşünceyi aklınızda iyi tutun. Ben zihnimin sürüklenişini izleyen tanığım. Bu zihin ben değilim. Sonra onu tümüyle sizden ayrı bir şey olarak görün. Kendinizi Tanrı ile özdeşleştirin. Asla madde ile veya zihinle değil. Zihni önünüzde uzanan sakin bir göl olarak ve düşünceleri de bu gölün yüzeyinde yükselip patlayan kabarcıklar olarak resmedin. Düşünceleri kontrol etmek için çaba göstermeyin. Fakat onları izleyin ve onlar yüzeyde sürüklenip giderken imgeleminizde onları izleyin. Bu yavaş yavaş bu döngüleri azaltacaktır. Zira zihin geniş düşünce döngülerine yayılır ve bir su birikintisine taş attığımız zaman olduğu gibi bu döngüler de gittikçe daha büyüyen döngüler halinde genişler. Biz bu bütün süreci tersine çevirmek ve büyük bir döngüyle başlayarak sonunda zihni tek bir noktada odaklayıp orada tutabilene kadar bunu darlaştırmak istiyoruz. Şu düşünceyi aklınızda tutun. Ben zihin değilim. Düşündüğümü, zihnimin hareketini izlediğimi görüyorum. Ve kendinizi düşünce ve duyguyla özdeşleştirmeniz her gün daha da azalacaktır. Ta ki nihayet kendinizi zihinden tümüyle ayırabilene ve onun kendinizden ayrı olduğunu gerçekten anlayana dek. Bu yapıldığı zaman zihin istediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz bir hizmetçi olur. Bir yogi olmanın ilk safhası duyuları aşmaktır. Zihin fethedildiği zaman yogi en yüksek safhaya ulaşmıştır. Bu çalışmaya başladığımızda zihnimize ne kadar çok çirkin düşüncenin geldiğine şaşırırız. Bu çalışma sürdükçe zihnin karmaşası bir süre için artabilir. Fakat zihnimizden kopuk olarak kendimizi hissetmeyi ne kadar olası görürsek zihin oyunları da o kadar az olacaktır. Yavaş yavaş zihnin kaprisleri gözlemcinin içe işleyen bakışları altında tüm kuvvetini yitirir ve sonunda zihin bir sirk atı haline gelir. Kuvvetli fakat disiplinli. Bir süre boyunca her gün belli aralarla zihnimizi gözlemeliyiz. Ve bunu zihnin nasıl davranacağının öğretilmesine ihtiyaç duyana dek sürdürmeliyiz.